Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada bir kliyünün alternatörü var. Bu alternatörde şöyle bir sorun oluyor. Arkadaş sabah aracı çalıştırmak istediği zaman akü lambası yanıyor ve akü lambası yanınca da doğal olarak aracı iş yerine kadar ya da okula kadar getiriyor diyelim. Daha sonra ise alternatörü söktük. Alternatörü söktükten sonra kömürlerinden şüphelenmiştik. Alternatörü söktükten sonra kömürlerin olduğu tabloya açtık. Şu siyah kapağı çıkarıyorsunuz. Bu siyah kapağı açtıktan sonra alternatörün olduğu tabla Bu alternatörde değiştirilebiliyor daha doğrusu alternatörün Kömürleri değiştirilebiliyor Fakat bunda e, görüldüğü gibi kömürler iyice bitmiş ve artık bilezik ya da kolektör dediğimiz parçayı bile yer hale gelmişler e, Bunu da e, Dediler ki endüvi değiştirin dediler sanayide Sorduğumuzda endüvi değiştirmek yerine ise e, Buradaki bileziği değiştirme yoluna gittik biz yani dedik ki bunun bileziği değişmez mi Dolayısıyla usta bunun bileziğinde değişebileceğini söyledi. Ee, şimdi bu endüvideki bilezik çıkacak, parça takılacak. Daha sonra kömürler değişecek. Daha sonra alternatör kullanılır hale gelebilir. Daha sonra bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu alternatörde görüldüğü gibi şu soketin içerisine size göstereyim. Bu ilk gaz akımının geldiği soket. Diğeri ise arkadaşlar şu B artı yazan ise akünün çıkış Aküye çıkış olan voltajın gideceği soket. Bu alternatör tamiri kolay, bakımı kolay bir alternatör. En azından kolayca e, arka kapak çıkıyor. ha Endüvi ve sargıları değiştirmez mümkün değil. Biraz çok zor ama e, kömürü e, ve e, içinde bağlı olan endüvinin dışında kaldığı için e, buradaki bilezi ya da kolektörü değiştirmeniz çok daha kolay. Küçük bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Bu araçta ciddi bir yağ kaçağı da var. Ve yağ motorun olduğu bölüm yağdan ötürü ve sıvı kaçaklarından ötürü sürekli buhar halinde. Dolayısıyla da görüldüğü gibi alternatör böyle kömür ocağından çıkmış gibi. Bu da arkadaşlar alternatörün daha çabuk aşınmasına, ısınmasına ya da buradaki kabloların daha çabuk bozulmasına sebep oluyor. Görüldüğü gibi bakın buradaki soketlerde ne kadar çok yağlanma var. Ondan sonra kayışın olduğu yeri görüyorsunuz. Kayışın hatta yağ, yatağı da yani buradaki kasnak da yağlanmış. İçerisi neredeyse simsiyah olmuş. Dolayısıyla da e, maalesef daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Alternatörün en büyük düşmanı e, yağın etrafında yani yağın e, ve yağ buharının diğer sıvıların alternatörün üzerine akması. Bu da alternatöre ciddi anlamda zarar veriyor. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.